Bu videomuzda JavaScript programlama dilinde array'lerin yani dizilerin öğelerini seçme, o öğelere erişme accessing olayını göreceğiz. İlk oluşturduğumuz diziye bakalım. Bu oluşturduğumuz dizide 4 tane eleman bulunuyor ve bu elemanların bir sırası var. Sırası bulunduğundan dolayı belirli bir indeksleri var. Biz indeksi çok önceden görmüştük indeks kavramını. Ders 24'te görmüşüz. İndeks kavramını hatırlamayanlar o videoya bakabilir. Biz indeks kavramını şu an ufak bir tekrar edeceğiz. Ben buranın ekran görüntüsünü aldım. Paint'i açıyorum. Direkt buraya yapıştırıp şu şekilde devam edelim. Burada bizim bu dizimiz bir liste şeklinde düşünülmeli. Ve bu listeyi şöyle birinci rengi beyazı alalım. Ve bu listenin belirli bir sırası var. İndeks, Türkçe karşılık olarak ne demek? Sayma sayısı demek. Biz normalde gerçek hayatta sayma sayılarını nasıl kullanıyoruz? Diyelim ki önümüzde 3 tane kutu var. Bu kutuları 1, 2, 3 diye saymaya başlarız. Ama bazı programlama dillerinde, hatta çoğu programlama dilinde böyle sayma sayısı sıfırdan başlar. Bu yüzden burada kafa karıştırıcı bir nokta oluşabilir. Biz ilk indeks videosunda bunu neyle göstermiştik? Bunu bir text üzerinde göstermiştik. Şimdi ise bir array yani dizi üzerinde göstereceğiz. İlk sayma sayısı çoğu programlama dilinde sıfırdan başlar. Sıfırdan başladığı için biz buradaki öğeleri saymaya birden değil Sıfırdan başlarız. Yani İstanbul değerli öğem sıfırıncı olacaktır. Ankara 1, Gaziantep 2, devamında gelen şuradaki 5 değerli öğem 3. indeks olacaktır. Yani ben şuranın sıfırıncı öğesini çağırdığımda İstanbul'u çağırmış olacağım. Normalde saymaya nasıl başlarız? 1, 2, 3 şeklinde başlarız. Normalde hani düz mantık düşündüğümüzde bu İstanbul'un 1 olması gerekir. Ama maalesef ki JavaScript programlama dilinde durum böyle sıfırdan başlıyor. JS yazmaya çalıştım. Yazım birazcık kötü. Sıfırdan başlamakta sayma sayımız yani ilk değerler sıfır olacak. O yüzden biz Dizilerin öğelerine erişirken buna dikkat edeceğiz. Yani document. Write diyorum mesela. Cities'in şöyle köşeli parantez açıyorum. Sıfırıncı öğesi dediğimde İstanbul'a erişmiş olacağım. Bu şekilde hemen çalıştırıp deneyelim. Çalışsın gördüğümüz üzere İstanbul'a erişmiş olduk. Bir dediğimizde Ankara'ya bu şekilde devam edecek. Bir de şöyle bir durum var. Biz bu listeyi görüyoruz. Hangisinin kaçıncı üye olduğunu biliyoruz. Bilmediğimiz bir durum olduğunda ne olacak? Yani bilmediğimiz durumdan kastım şu. Bir listenin, liste demek aslında yanlış. Bu bir array, bu bir dizi. Bir dizinin İlk elemanını seçmek için her zaman sıfır yazmamız gerekir. Değil mi? Her zaman yani sen bu öğeleri bilmesen de bunların içindeki değerlerin ne olduğunu görmesen de sıfır yazdığında her zaman birinciye ulaşacaksın. Bu çok basit. Bir de sonuncuya ulaşma durumu var. Yani bu sonuncuya nasıl ulaşacaksın? Diyelim ki bunların sayılarını bilmiyorsun veya değerlerini bilmiyorsun. Kaç tane olduğunu bilmiyorsun. Buraya nasıl sonuncuya nasıl ulaşacaksın? Bunu da bundan sonraki videoda göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.